Tolga, sabahtan beri zır zır çalıyor bu Meret. Gönül Hanım da uyanmadı hala. Tamam, telaş yapma, ben bakarım. Aç mutlaka. Çalıyor, susuyor, tekrar çalıyor. Önemli herhalde ha. Alo. Gönül Karahan'ın telefonu, buyurun. İyi günler. Ben Avukat Özcan Demir. Gönül Hanım'la görüşebilir miyim? Kendisi şu anda dinleniyor. Ben oğluyum, Tolga Karahan'da. Tolga Bey, anneannenizin vekaleti bende. İşlemlerle ilgili görüşmemiz gerekli. Ha. Şöyle yapalım, o işlerle ben ilgileneyim. Annem son günlerde zor zamanlar geçiriyor. Daha fazla yormayalım. Anladım. O zaman iki saat sonra buluşabilir miyiz? Uygun mu? Uygundur. Tamam, iyi günler. İyi günler. Beni eskisi gibi sevseydi kimse onu engelleyemezdi. Ceylan denen kız dışında. Korkut bu kıza aşık. Dur dur, kapatmam lazım. Hoş geldin Korkut, neredeydin? Bütün gece seni merak ettim, haber de vermedin. Niye merak ediyorsun Aslı? Nasıl bir soru bu şimdi? Yılmaz karşına çıkmış olabilir. Yani Allah korusun. Ne olacak Aslı? Ölsem ne olacak? Kardeşim değilsin, karım değilsin, sevgilim değilsin. Evet, hiçbirisi değilim. Ama çocuğunun annesiyim. Bebeğimi babasız mı büyüteceğim diye merak etmem çok doğal. Buna alışsan artık iyi olur. Söyleyip durma şunu Aslı. Daha ortada net bir şey yok. Sana hala inanmıyorum. Eski Korkut yok artık. Bunu görebiliyorum. Eski Korkut olsa beni böylesine kırmazdı. Başkası olsa bu yaptıklarından sonra yüzüne bile bakmazdı. Bence haline şükret. Şuna bak ya, sırıtıp duruyor. Kızım delirtmesene insanı, anlatsana. Ya yok, sırıtmıyorum. Ya bugün hava çok güzel değil mi? Güneş böyle bir başka parlıyor sanki. Bayağı güzel geçmiş anlaşılan. Çok heyecanlandın mı? Ya yok, öyle bir şey olmadı. Yani sarılıp uyuduk sadece. Ama çok güzeldi. Bütün gece elimi bırakmadı. Ne güzel. Eda, ben çocukluğumdan beri bu kadar huzurlu uyuduğumu hatırlamıyorum. Ya ben her gece korkup uyumak istiyorum ya. Tamam tamam, anlaşıldı. Teşekkür ederim. Ya senin yardımın olmasaydı ben dün gece muhtemelen kendi yatağımda sinir krizi geçirip uyumaya falan çalışırdım. Hakikaten senin durumlar ne oldu? Hangi durumlar? İş durumları mı? Ha, iş. Gönül işi. Ali diyorum, hayatının aşkı diyorum. Ne oldu? Adam birdenbire yok oldu. O iş zor be Ceylan. Olmaz öyle şey. Ben el atıyorum bu işe. Ben çözeceğim. Kendimi bugünden itibaren sizin aşk elçiniz olarak atıyorum, atadım. Sağ ol canım. Ama imkansız dediğim gibi. O hasta. Ben aşkından falan vazgeçtim zaten. Artık o iyi olsun yeter. Onun için savaşacağım sadece. Nasıl ya? Gerçekten mi? Ah canım benim ya. Nelerle uğraşıyorsun, hiç de söylemiyorsun. Ay korktum, başına öyle bir şey gelse ne yapardım bilmiyorum. Ölürdüm herhalde. Sen nasıl dayanıyorsun Eda? Ali için dayanırım. O bambaşka bir adam. Ali çok da şanslı. Yanında sen varsın. Bir gün o da bunun farkına varacak. Bak Ceylan demişti dersin. Kusura bakmayın, bekledim. Önemli değil, yeni gelmiştim zaten. Bunlar annenizin evrakları. Yalnız annenizin onayı var değil mi? Var var. Kerime Hanım'ın bankacısı. Her ay düzenli olarak kendisine belirli bir miktar para yatırılıyormuş. Çok yüksek bir miktar. Kim yatırıyor bunu? Transferler Memduh Sayın adıyla yapılmış. Tanıyor musunuz?
Belki anneniz tanır. Çok teşekkür ederim. Birkaç konu daha var. Sonra konuşuruz. Kim anne? Nereden duydun sen bu ismi? Tanıyorsun değil mi? Nereden tanıyorsun adamı? Anneannemle mi ilgili mi? Her ay yüksek bir miktar yatırıyormuş. Niye? Senin de bilgisi yok. Anneannenin geçmişteki bir hatasıyla ilgili o da bilmeni istemezdi zaten. Benim şu anda aklımda tek bir soru dolaşıyor anne. Onu da sormaya korkuyorum. Çünkü bunda da yalan söylersen ne yaparım bilmiyorum. Şu anda kendimi çok iyi hissetmiyorum. Düşün anne. İyice düşün. Biliyorsun eninde sonunda soracağım bu soruyu. Abi, istediğin gibi Kerime Hanım adına hayır dağıttırdım. Allah kabul etsin. Sağ ol. Canını mı sıktılar abi? Artık yaşlandım ben Hacı. Sıraya girdim. Kerime Hanım gibi gönlünün lafını almadan gitmek isterim. Abi, Allah gecinden versin. Eğer Tolga gerçekten benim oğlumsa... Onu tanımak isterim. Ailemden kalan tek kişi o. Gönül Hanım buna izin verecek mi? Onu görmenize müsaade eder mi bunca yıldan sonra? Onu benden uzak tutmak için elinden geleni yapar. Güçlü kadın. Güçlü ve dik. O yüzden şimdiye kadar kimseyi onun gibi sevmedi. Memduh'un babası olduğunu düşündüm. Değişecek mi mevzuyu? Araştıracak. Bir şey bulamaz. Bulana kadar devam eder. Gidecek Memduh'u bulacak. Olmazsa başka yollardan araştırmaya devam edecek. Belki de her şeyi anlatmanın zamanı gelmiştir. Olmaz. Evlatlık olduğunu nasıl söylerim ben ona? Bunca yıl yalan söyledim sana mı diyeceğim? Ay, ölürüm daha iyi. Başka ne yapacak mısınız? Polis çağırayım mı? Tedbirli olmak lazım. Yine tehlike atacaksın Ceylan. Bence bir süre uzak dur burada. Korkma, halloldu o mesele. Ben zaten Ceylan'a gelmedim. Tahsin Bey'le anneni görmeye geldim. Tutuklandı mı adam? Yok, biz aramızda hallettik. Nasıl aranızda hallediyorsunuz ya? Biri vuruldu Korkut. Nasıl aranızda hallediyorsunuz? Mafya mısınız siz? Bana olan bütün inancını kaybeder. Siz ona yuva verdiniz. Annelik ettiniz. Asla bir evlat muamelesi yapmadınız. Evlatlık olduğunu öğreneceğine Memduh'u babası sansın daha iyi belki de. Nasıl çözeceğiz bu meseleyi? Düşünelim. Merak etmeyin, ben çözdüm o meseleyi. Sen ne zaman geldin? Şimdi. Kapı çalmayı bilmiyor musun oğlum? Tamam Tahsin, sakin ol. Niye çözdün Korkutcu? Ya Yılmaz ve sesini konuşmuyor musunuz? Ha evet, evet o mesele tabii. E tamam, halloldu. Yani artık sizi rahatsız etmeyecek. Nasıl becerdin sen o işi? Gönül Hanım'ı tanıyan birisi araya girdi.
Gönül Hanım'ın hatırı varmış. Kimmiş o? Memduh Sayın. Tolga. Küs müyüz? Yok mu selam sabah? Senin için görünmez oldum işte. Bu demeydi istediğim. Ya of Tolga, saçmalama ya. Kaç yıllık arkadaşımsın sen benim. Yani... Hem son zamanlarda düzeldin de işte. Yani normalsin bana karşı artık, değil mi? Normal derken? Biliyorsun işte ne demek istediğimi. Yani... Öyle aşık gibi davranmıyorsun bana. Hayır, anlamıyorum ben. Bu adam nasıl karıştı bizim iç meselemize? Sen nasıl buldun onu? Ya söylüyorum ya, Yılmaz'ı tanıyormuş. O gün mezarlıkta ben de görmüştüm, cenazenin olduğu gün. Bir daha bu adamla görüşmeyeceksin. Aileme ve evime yaklaşmasına izin vermeyeceksin. Anlaşıldı mı? Ya niye kızıyorsunuz anlamıyorum ki. Size iyilik yaptı herif. Sakın. Sakın bana onu savunma. Gönül Hanım'ı duydum. Bir daha asla o adamla görüşmeyeceksin. Adına dahi anmayacaksın bu evde. Duydun mu? İyi peki. Siz bilirsiniz. İyi günler. Dediğim gibi, Korkut'la ilişkinize saygı duyuyorum. Aranızdan çekildim. Zaten seni üzmeye kıyamam ben. Uf, Tolga senden adam olmayacak. Ceylan! Yardım edeyim mi? Yok, sağ ol. Hallettim ben. Sen gidiyor musun hemen? Ha, gideceğim. Ararım ben seni sonra. Bir daha sevgilimin elini tuttuğunu görmeyeceğim. Bir daha gördüğümde sevgilin olmayacak zaten. Nasıl olacak o iş? Sonsuza kadar sürecek mi zannediyorsun? Eninde sonunda kaybedeceksin Ceylan. Düğünümüzde de yaparsın bu konuşmayı. Düğün falan olmayacak. Daha Tahsin amca kapıdan içeri almadı, senin kızını mı verecek? Sen kız verilecek adam mısın? Ben seni dövsem mi acaba? Hele şükür. Bir türlü konuşamadık. Neredesin sen ya? Buradayım. Rahatsız etme
Tamam söyle dinliyorum. Telefonda olmaz sahip değil. Gelebilir misin? Tamam. Ali. Bu halinle denize mi düştün sen? Bir şey yok ya kurur birazdan. Önemli dedin diye hemen geldim eve gitmedim. Söyle. Ne bu? Çok iyi bir doktorun numarası. Dünyaca ünlü. Ne olursun randevu alalım. Söz ben de gelirim. Destek olurum sana orada. Ya yok benim doktorum var sağ ol. Doktorun varsa niye tedavi etmiyor peki seni? Ameliyat edecekti de ben istemedim vazgeçtim. Ne demek ben istemedim vazgeçtim? Deli misin sen? O ameliyat olunacak. Eğer ben ikna edemiyorsam Ceylan'a anlatırım. Artık bakalım ona doğumu silkebilecek misin? Ya tamam. Uygun bir vakitte giderim. Tekrar konuşurum doktorla. Ne vakti ya? Sen ya Ceylan'lasın ya evde Aslı'yla. Tanışmışsınız Aslı'yla. Söyledi. Hayret. Korkut. O kızı evde tutman sana çok pahalıya patlayacak bilesin. Biliyorum ben öyle kadınları. Zehirlidir. Ama Ceylan'ı da biliyorum. Kıskandığın zaman bütün gemileri yakar. Kıskanacak bir şey yok. O zaman gönder o kızı gitsin. Yapamam. Sakladığın her neyse Ceylan'ı kaybetmene sebep olacak bil. O kız kafandaki kurşun kadar tehlikeli. Aslı. Toparlan seni almaya geliyorum. Memduh abi işi çözdü de polisi hala tepende. Yarın için daha güvenli bir yere geçelim. Nasıl istersen. Alo. Ha söyle Sinan. Aslı numarayı yedi. Elif aramam için bir numara bırakmış. Ha dur bir dakika dur. Tamam, söyle numarayı. Numara bu. Adresi bulabilir misin? Adres kolay da Yılmaz kardeş. İstersen bu Memduh Sayın'ı karşımıza almayalım derim. Bizim boyumuzu aşar. Bırak sen bu işi. Bak Cemal. Sen istersen geride dur. Yardım etme beni. Biliyorsun satmam seni ama bu işin de peşini bırakmam. Burası değil mi temiz? Abi verilen adrese göre burası. Ama bu gecekondu mahallesinde ne iş olabilir? Yenge de hakikaten biraz salakmış. Senin gibi paralı adam dururken. Sen işine bak. Adamın asabını bozma, boş boş konuşma. Tövbe tövbe. Korkut! Korkut! Korkut aç kapıyı, aç kapıyı! Korkut! Bağırma! Korkut! Korkut! Neredesin? Çık ortaya! Yok kardeşim evde. Korkut. Bilmiyorum. Umut'u uyandıracağım. Anne. Umut. Çıkma. Saklan oğlum. Bana bak. Ben bir şey bilmiyorum. Bilmiyorum bir şey. Söyle o kardeşine. Farenin deliğine de girse onu bulacağım ve geberteceğim. Anladın mı? Geberteceğim. Umut! Acıktın mı bebeğim? Baban şimdi doyuracak karnımızı. Değil mi babası? Kızım anlamıyor musun sen? Ben Ceylan'ı seviyorum. Ceylan'la evleneceğim.
madem beraber yaşayamıyoruz o zaman beraber ölelim demiştin. Sen yoksan ben de yokum demiştin. Yapma şunu Aslı. Bak böyle yapmaya devam edersen Yılmaz'ı götürürüm seni. Emine? Celil abi. Bir dakika ne oldu? Niye ağlıyorsun? Korkut orada mı? Celil abi. Yok onlar gittiler. Emineciğim. Tamam bak sen bir sakin ol. Niye ağlıyorsun? Söyler misin bana? O adam geldi Celil abi. Çok bağırdı. Öldürecekmiş kardeşimi. Çok korktum Celil abi. Tamam Emine bak dur sakin ol. Ben şimdi geliyorum. Ben gelene kadar sen kapıyı kimseye açma tamam mı? Tamam çabuk gel çabuk. Hadi gel yemek hazır. Anne ben gidiyorum. Aa gecenin bu saatini nereye? Anne Emine çok korkmuş bana ihtiyacı var. Kızım birazdan baban gelecek. Ne diyeceğim ben ona? Annem sen bulursun bir şey. Hadi, hadi görüşürüz. Kimin evi burası? Çok güzelmiş. Benim. İstanbul'a ilk geldiğimde tutmuştum. Kardeşimi bulmadan önce. Gel. Neredesin Korkut? Neredesin? Abi belki bu gece gelmeyecek. Korkmuştu. Ben. O kadar kardeşini tartakladık, kızın ölü patladı. Aramıştır Korkut. Korkut da gelir kardeşini teselli eder herhalde. Hayvan değil ya. Umarım gelir. Oğlum olup olmadığını öğrenmen gerek. Gir. Beni çağırmışsın abi. Naci, arabayı hazırla. Gönül adamı ziyaret etme vakti geldi. Tolga, sen misin? Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Gelsene. Yeni başlamıştım daha. Bir şeyler yemedim. Gergin bile olsak aynı sofrada oturalım. Sensiz boğazımdan geçmiyor. Aç değilim ama sana eşlik ederim. Kızgın mısın bana hala? Değilim annem. Anlıyorum ben seni. Çocukken beni korumaya çalıştın. Ama artık büyüdüm. Kararıma saygı duyman gerekiyor. Sana onun eksikliğini hissettirdin mi hiç? Ben sadece tanımak istiyorum. Kimliğimin bir parçası o. Nüfusumda yazmıyor belki evet ama... kanımda var, genlerimde var. Ben varım. Benim sevgim yetmiyor mu sana? Hangi futbol takımını tutuyorum anne? Ne ilgisi var şimdi Tolga? Biz ne konuşuyoruz, sen ne soruyorsun? Ha, bir cevap ver, hangi takımı tutuyorum? Ha, sınav mı yapıyoruz? Tamam, cevap veriyorum. Hiçbiri. Sen futboldan anlamazsın ki. Anlamam. Niye diye düşündün mü hiç? Erkek çocuklar babalarından öğrenirler futbolu. Onlarla giderler maça. Benim bir babam olmadı. Baba isteyip istemediğimi de kimse sormadı bana. Ben ne yaptıysam senin iyiliğin için yaptım oğlum. Biliyorum. Ama ben kararlıyım. Bu işi güzellikle halledelim.
Benim babam kim anne? Memduh Sayın benim babam mı? Cevap vermeyeceğim. Nasıl istersen abi. Ben de araştırmaya başlıyorum o zaman. Eski gazetecilere sorarım. Magazincilere. Daha olmadı gazeteye ilan veririm. Senin soyadını. Tolga saçmalıyorsun artık. Vazgeçmeyeceğim. Bu rezillikleri yaparsan belki babanı bulursun onu. Ama anneni kaybedersin. Onu bil de. Biraz da o arası kaldı, değil mi? Ne işin var evin kapısında? Gönül Hanım'la konuşmaya geldim. Çekil önümden. İzin vermiyorum. Giremez. Hangi sıfatla? Şoförü? Arkadaşı? Aşığı? Ne sıfatla beni içeri almayacaksın? Kadının hayatını mahvettin. Ne yüzle yüzüne bakacaksın? Tahsin niye bağırıyorsun? Merhaba delikanlı. Buyurun, kime bakmıştınız? Sen Gönül'ün oğlu musun? Evet. Siz kimsiniz? Yakışıklıymış. Ben Gönül Hanım'a haber vereyim. Gönül Hanım, bir misafiriniz var. Kim?
Memduh Bey. Önceden sonra ne işi var bu adamın evimde? Tolga nerede? Odasında değil lütfen. Salonda. Hemen git oyalı onları. Sakın konuşmasınlar. Sakın. Tamam tamam merak etmeyin siz tamam. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım bunca yıl sonra aynı acıyı daha mı yaşatacaksın bana? Geçmiş olsun. Kaza geçirmişsin. Teşekkür ederim. Siz akrabamız mısınız? Daha da yakın. Bizi biraz yalnız bırakır mısın? Lütfen. Beyefendiyle tanıştırmayacak mısın beni? Tolgacığım yalnız konuşmam gerekiyor. Lütfen. Sana da dedik lan. İyi misin? Hangi yüzle geldin sen buraya? Bunca yıl sonra bana söyleyeceğin bu muydu? Evimden çık git. Konuşmamız lazım. Konuşacak hiçbir şey yok. Gider misin lütfen? Pekala. Gidiyorum. Ama sinirlerin yatıştıktan sonra gene geleceğim. Bekle. Ya da haftaya fark etmez. Bir daha bu eve gelmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Geleceğim. Oğlumuzla ilgili konuşmak için geleceğim. Ne diyorsun sen ya? Oğlumuz. Tolga ile ilgili. Tolga senin oğlun değil. Oğlumuz öldü anlıyor musun? Benim bebeğim doğumda öldü. Hem de senin yüzünden. Hayır ölmedi. Ölmedi. Peki. Eğer öyleyse babası nerede? Ha, bak benden sonra kimseyle birlikte olmadığını biliyorum. Nerede? Keşke sen de girmeseydin hayatıma. Bana yalan söylüyorsun. Babası kim o zaman? Tolga senin oğlun değil. Oğlumuz öldü anlıyor musun? Benim bebeğim doğumda öldü. Hem de senin yüzünden. Hayır yalan söylüyorsun. Benim oğlum ölmedi. Yok. Annenle konuştum. Bana oğlumun ölmediğini, yaşadığını söyledi. Ne diyorsun sen ya?